Merhaba sevgili iPhone izleyicileri. Bugün karşınızda Hybrid Film Hybrid Crystal Film Hybrid Hybrid Crystal Film seti incelemesiyle bulunuyoruz. Üç kere beş kere bilemedim, bin kere tesletmeden bırakmam. Aynı type bu library al gel sakın iPhone'u unutma. Yollara düşmeden bize sorup etmeden çakallara yem olma. Sonradan pişman olma. Ama bir lan artık üstünü geçsin resim incelemeden bırakmam. Başkası yapma hiç böyle testleri şamattan da kaçınma. Yollara düşmeden bize sorup etmeden çakallara yem olma. Sonradan pişman olma. Ama bir lan iPhone'da yine geldi buraya. PowerSport iPhone'da dostlarına %10 indirim veriyor. PowerSport'un web sitesinden yapacağınız alışverişin çıkışında şu gördüğünüz kısma iPhone'da yazarsanız %10 indirim alıyorsunuz ve evet Türkiye'ye yolluyorlar. Bu gördüğünüz Hybrid Crystal film setinin olayı nedir diyebilirsiniz. Temperlenmiş cam ile reçinenin mükemmel karışımından oluşuyor. Haliyle bükülüyor ve çizilmelere karşı dayanıklı. Çizilmelere karşı ne kadar dayanıklı? 9H! Bak, 9H nedir? Hemen size izah edeyim. 9H neden çok iyidir? 8H'den iyidir. 8H biliyorsunuz zamanında 7H'den daha iyi olarak çıkmıştı. Bu gördüğünüz filmin kalınlığı 0.25 mm. Ve benim kulağım mesela anti-glare film setinin. Mesela beyaz bir yüzeye bakıyorsanız böyle biraz gren gibi bir etkisi vardır. Bu Hybrid Crystal film setinin en güzel yanı ekrana hiçbir etkisi yok. Yani retina ise sanki film yokmuş gibi. Ayrıca mümkün olduğu kadar az parmak izi gösteriyor. Evet, şimdi hemen kutusuna bir bakalım. Burada göstermişler iPhone 5S, iPhone 5 ve iPhone 5C hepsine uyumlu. Burada hiç bu konulardan hiç anlamayanlar için gigabaytları da yazmışlar. Burada da açıklamışlar. Geri yanlarında bir şey yok. Buradan yırtarak açın diyor. Ama ben bu şekilde açmayı uygun gördüm. Buradan çekiyoruz ve gördüğünüz gibi bir koruması var etrafında. Böyle pencere gibi açıldı. Her zaman PowerSport ürünlerinden çıkan mikrofiber temizleyici. Sonra bunu da kibarca sökelim şuradan. Şimdi bunun içini açalım. Filmi cihazınızdan çıkarırken bu içinde gelen parçayı kullanmanızı tavsiye ediyorlar. Çünkü bu film normal filmlerden biraz daha zor çıkıyor cihazınızdan. Bu etiketi biliyorsunuz yapıştırıp çıkarttığınızda üstündeki tozları alıyor cihazın. Şimdi gelelim şu filme bakalım. Son derece ince 0.25 mm. Gayet esnek. Şimdi isterseniz yavaş yavaş bunu cihazımıza uygulayalım ve bakalım nasılmış. Telefonda şu anda PowerSport'un anti-glare filmi var. Son derece memnun olduğum bir film. Şimdi bunu sökeceğim. Bakalım bunu görelim nasıl bir şeymiş. Böyle bir şey. Buradan fırt diye takıyorsunuz herhalde. Ekranımızı şöyle bir güzel temizleyelim. Bu mikrofiber gördüğünüz gibi tozları gayet başarılı bir şekilde alıyor. Bu filmi uygulamak için birçok yöntem var. Fakat benim alıştığım ve en sevdiğim yöntem burasını kıvırıyorum. Şunu da denk getirelim. Sanıyorum mükemmel bir atlayış. Şimdi beyaz bir yüzeye baktığımızda gördüğünüz gibi o gren etkisi tabii ki bu filmde yok. Bazı videolarda bu filmi kaldırmaya çalıştıktan sonra buralarında lekeler kaldığını söylemişler. Lekenin olduğu yeri böyle tırnağınızla fıt fıt yaparsanız gördüğünüz gibi o leke gidiyor.
Evet sevgili arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Ne diyorsunuz? Hybrid Crystal film setini kullanmak ister misiniz? Ya da benzer ürünler kullanıyor musunuz? Ne kullanıyorsunuz? Hangi filmi kullanıyorsunuz telefonunuzda? Ben biliyorsunuz baştan beri anti-glare'ciyim. Yani ben parlamak sevmem. Bana parlayan adam ağzına çakar bir tane. Ama Hybrid Crystal'le açıkçası oldukça çekici gözüküyor. Lütfen bize aşağıda yorumlar bölümünde bununla ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi söyleyin. Şuradan bir yerden bak ya, her videonun sonu bunu yaptırmayın ya. Buradan lütfen kanalımıza üye olmayı ihmal etmeyin. Dailymotion'da da şurada olabilir. YouTube bu arada açılmış Türkiye'de. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Ve hoşça kalın. Arada masa var. Niye buraya kadar beklediğini biliyorum. Soru cevap 3 ne alemde? Soru cevap 3 nerede? Soru cevap 3 ne zaman çıkacak diye soruyorsun, biliyorum. Şimdi burada size kesin bir tarih veriyorum. Soru cevap 3'ün çıkış tarihi bak. Bak bir şey diyeceğim. Niye o suratı niye yapıyorsun? Oradan surat yaptığını biliyorum. Sana diyorum ya. Gördüm böyle burun kıvırdın falan bak. Şuraya yazıyorum. Soru cevap 3 bu tarihte çıkıyor. Oraya yazdım.